Teşekkür ediyorum. Tebrikler Ayhan. Gel bakalım yanıma, hemen jürimize dönelim. Hızlı hızlı yorumları alacağız. Kimse bana bakmadığına göre. Evet, Deniz Seki. Ayhan Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hocam bilir, Sayın Tekay Beyefendi. Çok mu dik acaba sesine şu anda söylediği şarkı? Hani çok... Oktavdan okudu değil Yok, mi? Yok, bu tondan istedi zaten. Kendim... Genelde böyle tiz okuyor. Çok gereksiz... kulak tırmalayıcı gibi geldi bana. Çargah oktav mı yaptınız? Şey mi? Dört ses tizini okuyor. Tizini. Sesinizi göstermek için mi böyle? Yoksa daha mı rahat ediyorsunuz? Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi fikrimce. Hayır, şu yani senin rahat ettiğin ton burası mı? Yoksa zorladın mı kendini? Normalde okuyorum. Rahatım ama yani çok ciyak tizlerde yani. Varsa onu bu hafta inşallah düzeltiriz. Bu ara hocam geçmiş olsun. Nur Yerli hanımefendiye ben yazdım Instagram'dan ama geçmiş olsun dileklerimi iletmek için, kendisi de biliyor. Ulaşamadım ama yani dönemedi kendisi bana. Geçmiş olsun, dileklerimi şimdi iletiyorum. Geçmiş olsun. Allah inşallah uzun ömür versin size. Başımızdan eksik olmayın inşallah. ...65 puan verdim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Deniz. Armağancığım? Deniz Hanım'a katılıyorum. Bence siz bu şarkıyı çok daha iyi söyleyebilirdiniz. Çok teşekkür ederim Armağan Bey. Şimdi ben nereye kadar çıkabilirim hesabına girince bir acayip oluyor her şey. Tamam, dikkate alacağım Armağan Bey. Can? Geçen hafta söyleseydin aynı şarkıyı sanki daha güzel söyleyecekmişsin gibi hissettim ben de. Normalde sen çıkabiliyorsun oralara ve gezebiliyorsun da orada ama bu sefer birkaç kere detone oldun, hatta göz göze geldi burada herkes. Ben hariç. Tamam Bülent Hanım. Ben öyle bir şey söylemedim. Yani bir sıkıntı oldu gibi hissettirdi. Belki bir ton daha aşağıdan okusaydın daha mı rahat edecektin gibi. Bunu da dikkate alırım Can Bey inşallah. Evet evet. Yok ama genel olarak tabii ki çok güzel bir sesin var. Hep söylüyoruz zaten bunu. Teşekkür çok ederim. Güzeldi. Çok sahnede teşekkür ederim. Yani duruşun da güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ama bu hafta bir 65 durumu oldu. Çok teşekkür ederim. Peki Can, teşekkürler. Bülent Hanım. Bir kere her şeyden evvel detone olmadı. Pırıl pırıl sesler basıldı. Teşekkür ederim hocam. Fevkalade okudu. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi şöyle bir şey var. Biraz fazla tiz miydi? Orada muhterem heyete katılıyorum. Biraz fazla tizdi, gereksizdi. Bir ton aşağı alsaydınız çok daha güzel oynayabilirdiniz eserde. Ha, yani o biraz rahatsız edervari bir çınlama oldu gibi. Yani onun hakkı bir ton aşağıyaydı. Sayın Şef nerede acaba? Burada Bülent. Evet, ne diyorsunuz? Siz ikaz etmediniz. Şimdi arkadaş diskodan geldiği için... Evet. Ortonlardan okumaya alışmış. İşte ama tabii. Burası disco değil. Bir de orada bir özelliği olduğunu... Disco nedir bu arada, onu bir anlayalım biz de. Yani eğlence alemlerinde böyle evet. Sessizden çok makbuldür. Hı. Tabii. Şimdi, ocak başında söylüyor. İçkili beyinleri galeyana getirir. Allah. O yüzden de şimdi özelliği olarak zannediyor bunu. Ve böyle değil. De okumak istiyor. O zaman da biz bir şey yapamıyoruz. Evet. Çünkü zaten... Bir de şunu ben hoş görmedim. Buradaki bulunan halka karşı buyurun hani alkışlayın vari gibi bir tavrı sergiledi. Siz burada talebe olduğunuzu unutmayacaksınız. Peki hocam. Disko yapmıyorsunuz. Peki hocam. Verilerinizi sunacaksınız.
o verilerin nihayetinde gerek heyet, gerekse dinleyiciler, izleyiciler ve ekran başında bulunan kişiler size olan takdir ifadelerini alkışlarıyla belli ederler. Ama sizin öyle o bunu yapmanız son derece yersiz. Böyle bir şeye bir kere hakkınız yok. Siz burada ancak okumuş olduğunuz eserin hakkını veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Onu sergileyeceksiniz. Oysa ki buradan aldığınız alkışlar falan sizi hiç etkilemez. Hem bizi etkilemez, hem yani bilmiyorum. O işaretleri ben kabul etmiyorum. Peki hocam, peki. Onu düzelteceğim hocam inşallah. Puan Bülent Hanım ne verdiniz? Ben okuyuşu itibariyle bilhassa o dik seslerdeki hakimiyeti ve o dik sesleri basarken detone ya da sürtone olmaması takdire şayandır. O seslerde düzgün kullanabilmek. Onun için okuyuşuna aslında daha fazla vermem gerekirdi. O diskovari hareketlerinden ötürü 80 verdi. 80 de Bülent Ersoy'dan geldi. 80 Bülent Ersoy'dan, 65 Armağan Çağlayan'dan, 65 Deniz Seki'den ve yine 65 Can Bonomo'dan geldi. Ortalamayı göreceğiz ama sizler de eğer Ayhan'a destek olmak istiyorsanız kanalde.com.tr'den oylarınızı gönderebilirsiniz. Hemen ortalamayı da görelim bakalım. 68.75 çok teşekkür ortalama ediyorum. Geldi. Armağan'cığım, bu arada sana doğum günü mesajları geliyor. Onlardan birkaçını bir izleyelim istersen. Bir tane izleyeceğiz şimdi, varmış hazırda. Armağan'cığım, nice yıllar. Artık bırak bu işleri. Ayvalık'ta birer ev alalım yan yana. Ben sana güzel yemekler yapayım. Yaşlılığımızı birlikte geçirelim.